Şöyle ki İmralı'da kurulmuş özel bir sistem var. Yani 99 yılında 15 Şubat'tan hemen önce Sayın Öcalan oraya götürülmeden önce kurgulanmış, hazırlıkları başlamış bir sistemden bahsediyoruz. İçinde uluslararası aktörlerinin de rolü olan bir sistemdir bu tecrit sistemi. Bunu Sayın Öcalan kendisi müvekkilimiz savunmalarında beyan ediyor, söylüyor. Ve bu sistem ne yazık ki geldiğimiz noktada 2022 yılının sonundayız artık. Olabilecek en kötü noktada. Avrupa Konseyi üyesi olan bir devlette, bir ülkede Adalet Bakanlığı'na bağlı, yasalara göre yönetilen bir hapishane var. Yani sözde böyle olması gerekiyor. İmralı Kapalı Fethi Cezaevinden bahsediyorum. Ama bu cezaevine yıllardır ne bir avukat girebiliyor, ne aile yakınları gidebiliyor, ne sivil toplum örgütleri gidebiliyor, ne de bir haber alınabiliyor. Yani neredeyse 21 ay oldu, hiçbir şekilde haber dahi alınamıyor. Yani müvekkillerimiz orada sağlık durumları nedir, hastalar mı, iyiler mi, bir ihtiyaçları var mı, yok mu? Bunun ötesinde hukuki yardım sunmamız gereken durumlar oluyor. Bunları yapamıyoruz, yerine getiremiyoruz. Haber alınamama durumu bu kadar uzun süreli olmadı diyebiliriz. Yani bu 99-15 Şubat'ından beri devam eden bir sistem olduğu için hiçbir zaman sağlıklı bir şekilde yürümedi. Hiçbir zaman Türkiye'deki tırnak içindeki normal yasalara göre yönetilmedi. Normalde bir hapishanede bir tutsak varsa, bir hükümlü ya da tutuklu fark etmez, onun hakları vardır. Mesela avukatları hafta içi 5 gün önceden kimseye bildirmeden, izin almadan vekaletlemesi varsa gider müvekkilini görür FETİP hapishanesinde. Haftanın 5 günü istediği saat, mesai saatleri içinde eğer hükümlüyse. Tutukluysa akşam gece saat 8'e kadar, 10'a kadar hafta sonları dahil gidip görebilir. Ama İmralı'da biz olağanüstü bir durumdan bahsediyoruz. İmralı'da hiçbir zaman böyle normal bir süreç yaşanmadı. Sorunuza cevap olarak söyleyeyim. Geçmişte mesela 27 Temmuz 2011'den sonra normal avukat görüşleri tamamen kesildi. O tarihe kadar işte hava muhalefeti ya da gemi arızası nedeniyle yine yılın birçok haftası görüşme gerçekleştirilmiyordu, izin verilmiyordu. 27 Temmuz 2011'den sonra bu görüşmeler, avukat görüşmeleri tamamen kesildi. Ve bu avukat görüş yasağı 2019'daki açlık grevlerine, ölüm oruçlarına kadar sürdü. Fakat bu arada, bu geçen 6-7 yıllık süreçte İmralı'da kamuoyunda çözüm süreci adıyla bilinen süreçler yürüdü. Ve o arada hem devlet heyeti hem de o zamanki siyasi parti HDP, daha sonraki BDP öncesinde milletvekillerinin yer aldığı heyetler gidip İmralı'da Sayın Öcalan'la görüştüler ve haber alabilirler bir şekilde. Dolayısıyla bu kadar uzun süre, yani 21 ay haber alınamama gibi durum hiç olmamıştı diyebiliriz. Disiplin cezaları sunuluyor. Disiplin cezalarını İmralı Cezaevi İdaresi Disiplin Kurulu veriyor. 3 ayda bir otomatik bir şekilde her 3 ayda bir disiplin cezası veriyorlar ve bununla aile görüşlerini engelliyorlar. Aile görüşünü yapılmamasına bunu gerekçe gösteriyorlar. Çünkü buna göre bir kılıf hazırlandı. Bunun yasal bir altyapısı var. Tırnak içinde yasal. Çünkü hukuki değil ya da meşru değil bize göre. Avukat yasağını ise 6 ayda bir Bursa İnfaz Hakimliği veriyor. Yani disiplin cezası değil, o ayrı. Bursa İnfaz Hakimliği de otomatiğe bağlanmış bir şekilde 6 ayda bir avukatları yasaklıyor. Ve biz o yasak kararlarını dahi göremiyoruz. Disiplin cezalarının verildiği kararları da göremiyoruz. Avukat yasağının veren infaz hakimliği kararlarını da göremiyoruz. Dolayısıyla İmralı'da ne olup bittiğini bilmiyoruz. Bu cezalar niye veriliyor onu bile bilmiyoruz. Bu cezalar tabii ki hem avukat yasağı hem de disiplin cezaları inandırıcılıktan son derece uzak. Tamamen adet yerini bulsun diye bir kılıfa uydurma saykıyla yapılan, verilen kararlardır. Zaten CPT de, yani Avrupa Konseyi'ne bağlı olan İşkence Önleme Komitesi de bir önceki ziyaretinden sonra yayınladığı raporunda, yani 2020 yılında, 2020 Ağustos'taydı sanırım, rapor yayınlamıştı. Ve o raporda bizzat şöyle bir ibare kullanmıştı. Diyordu ki, bu aile görüşünü engellemek için verdiğiniz disiplin cezaları inandırıcılıktan çok uzak. Çok belli ki siz bir şeyleri yapmak için, bir şeylere kılıf uydurmak için yapıyorsunuz bunu. Bunu yapmayın, bu artık inandırıcı gelmiyor, bize bile inandırıcı gelmiyor diyorlardı. Fakat ne yazık ki Türkiye bu uygulamalarını sürdürüyor. Güzel olan şuydu, 2022 yılı içinde tecrit ilk defa başka kurumlar tarafından da gündeme alınmaya başlandı. Çeşitli sivil toplum örgütleri bu konuda harekete geçtiler. Bu bizim için umut vericiydi. Bu dayanışmadan biz güç aldık ve biz bu dayanışmanın sonuç alacağını da düşünüyoruz böyle devam ederse. Örneğin Özgürlükçü Hukukçular Derneği'ne bağlı avukatlar, yüzlerce avukat, sanırım 775 avukat
Haziran ayı içerisinde barolara başvuru yaptı, Adalet Bakanlığı'na başvuru yaptı ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yaptı ve Özhan Hoca'yla görüşmek istediklerini söylediler. Bu çok önemliydi. Bununla kalmadı. Avrupa'da da birçok hukuk örgütüne bağlı avukatlar, yine farklı farklı ülkelerde farklı farklı barolara bağlı avukatlar, yüzlerce avukat yine aynı şekilde görüş başvurusu yaptılar. Onun dışında yine Orta Doğu'da yüzlerce avukat, yani değişik ülkelerden, bunun içinde Irak var, Suriye var, Filistin var, Mısır var, daha birçok ülke var. Bu ülkelerden yine yüzlerce avukat başvuru yaptı. Bu bizi gerçekten çok sevindirdi çünkü az önce başta da söylemiştim, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir haksızlık, hukuksuzluk var ortada. Bunun artık dünyada bizim meslektaşlarımız, hukukçular tarafından görülüyor olması tabii ki bizim açımızdan çok önemli. Ve dediğim gibi eğer böyle devam ederse sonuç da alacağız. Bir süre sonra siyasetçilerden de bu konuda tepkiler ortaya konmaya başlandı. HDP'li milletvekillerinin, HDP eş başkanlarının İmralı'da görüşme yapmak için başvuru yaptığını öğrendik biz de. Adalet Bakanlığı'na yapılan başvurular var. Sonuçta HDP şu anda Türkiye'nin meclisteki çoğunluk açısından sanırım 3. büyük partisi. Yani birçok sorunla karşı karşıya, işte seçimler var önümüzde, kapatılma tehdidi var vesaire. Ama bütün bunlara rağmen bu 3. büyük partinin eş başkanları İmralı'da uygulanan tecride karşı bir şeyler yapmak için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunuyorlar. Daha sonra yine aynı partinin milletvekilleri, sonra BDP'nin sanırım eş başkanları başvuru yaptılar. Bu demek ki tecrit meselesi yakıcı bir mesele. Hem Türkiye'yi hem Kürdistan'ı ilgilendiren bir mesele. Siyasetçilerin de bu konuda rollerini oynuyor olması ve bundan sonra da oynayacak olması tabii ki önemlidir. Ve ben yine söyleyeyim, bu dayanışmanın bir sonuç alacağına biz yürekten inanıyoruz. Biz de 99'dan beridir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne defalarca başvuruda bulunduk. Hala devam eden başvurularımız var. Bu sene yaptığımız başvurularımız da oldu. Ama bunun dışında biz bu sene 2022 yılında farklı olarak ilk defa Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'ne başvuru yaptık. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi aslında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bir eş değeri mahkeme oluyor. Birleşmiş Milletler'in, yani dünya çapında yetkisi olan bir mahkeme sayılıyor bu da. İsmi İnsan Hakları Komitesi ama yargılama yetkisi olan bir makam. Biz oraya kapsamlı bir başvuru yaptık tecride dair yakın zaman önce bu yıl içerisinde. Bunun dışında yine Avrupa Konseyi'nin bir organı olan SPT'ye yaptığımız düzenli başvurular var. Bu sene de yaptık o başvuruları. Zaten bizim talebimiz de SPT'nin gidip Sayın Hoca'nın ziyaret etmesi ve oradaki diğer hükümleri görmesi. Çünkü bunu yapacak yetkisi var bu kurumun resmi olarak. Şu şekilde duyumlar geldi. Sayın Öcalan'ın SPT heyetiyle görüşe çıkmamış olma ihtimalinden bahsediliyordu. Biz o da bu duyumu da alınca önceki görüşmede geçen atmosferi de düşününce, ikisini birleştirince bu meselenin ciddiyetinin kamuoyuyla paylaşılması gerektiğine karar verdik ve kamuoyuyla da paylaştık. Tabii ki bu ihtimal bile bizi ayağa kaldırmaya yetti, yani bizi harekete geçirmeye yetti. Bu ciddiye alınmayacak gibi bir iddia değildi. Biz dolayısıyla tatmin olmuş değiliz. Hem Sayın Öcalan'dan hem oradaki de müvekkillerimizden haber almak istiyoruz. Bunun ötesinde gidip onları bir an önce görmek istiyoruz. Zaten biz onu duyurduktan sonra kamuoyunda bir tepki oluştu. Ondan sonra mesela siyasetçiler de Adalet Bakanlığı'na başvuru yapmaya başladılar. Az önce 2022 yılında yapılan girişimlerden bahsederken yani ciddiye alındı söylediğim gibi bu iddia. Ve Kürtlerin kurumları harekete geçtiler. Biz avukatlar olarak zaten gerekli mercilere gerekli başvuruları yapıyoruz. Dolayısıyla atmosfer Sayın Öcalan'la bir an önce görüşmenin gerçekleşmesi için ne yapılması gerekiyorsa yapılan bir atmosfere dönüşmek zorunda. Şu anda da girişimlerimiz sürüyor söylediğim gibi. SPT daha önce 8 kere ziyaret etti İmralı'yı ve her seferinde bu raporlar yayınlandı. Çünkü Türkiye izin verdi. Ama bu bir süre aldı. Bir süreç meselesiydi. Ortalama 1,5 yıl sürdü. Şimdi az önce söylediğim şeylerle beraber düşününce bizim 1,5 yıl bekleme gibi bir lüksümüz, öyle bir şansımız yok. Hem İmralı'daki koşullar, 21 aydır haber alınamıyor. Sayın Öcalan'ın ve oradaki diğer müvekkillerimizin sağlık sorunları, durumları, Sayın Öcalan'ın yaşı. Bütün bunlar birleşince hani SPT'nin ben açıklama yapamıyorum deme gibi bir lüksü yok bence. Yani en azından müvekkilimizin koşullarına dair bir şeyler söyleyebiliriz. Bu birincisi. İkincisi bir de bir ülke, bir hükümet, bir devlet ısrarlı bir şekilde hukuku çiğniyorsa
Mesela Spiti'nin az önce 8 raporundan bahsettim. 8 raporunda da Spiti Türkiye'ye İmralı'daki teşhis sisteme dair önerilerde bulunuyor. Bunun kabul edilemez olduğunu söylüyor. Değişiklik önerileri yapıyor. Ama Türkiye 23 yıldır bunları değiştirmiyor, düzeltmiyor. Tam tersine en kötü noktaya gelmiş durumdayız. Dolayısıyla Spiti'nin böyle bir ülkeye dair yasaların Spiti'ye verdiği bir yetki var. O ülke hakkında açıklama yapabilir uluslararası alanda. Açıklama yapıp o ülkeyi teşhir etme hakkı var Spiti'nin. Dolayısıyla böyle bir açıklama da yapabilir. Yani birincisi ya az önce saydığım koşullar nedeniyle müvekkillerimizin koşullarına dair bir şeyler söyler. Kimse de buna itiraz edemez. İkincisi de Türkiye'nin ısrar etmesi, 23 yıldır bu hukuksuzlukta tecrüde ısrar etmesi nedeniyle Türkiye hakkında uluslararası alanda bir açıklama yapar. Biz yıllardır şunu anlatmaya çalışıyoruz. Diyoruz ki Türkiye'de İmralı'da uygulanan tecrit, hukuksuzluk İmralı'ya özgü kalmıyor. Bütün Türkiye'ye yayılıyor diyoruz. Gerçekten de öyle oluyor yani. Birçok örnek verebiliriz buna dair. Ne bileyim Ağırlaşmış Şöbet Hapis Cezası diyebiliriz. Avukat müvekkili görüşmesinin izlenmesi, kayda alınması diyebiliriz. Avukatların savunmanın yasaklanması diyebiliriz. Bunların hepsi Sayın Hoca'nın hedeflenerek getirilmiş düzenlemeler. Sonra bütün Türkiye'ye yayılmış düzenlemeler. Bu sadece hukuki boyutu, bir de siyasi boyutu var. Sonuçta Kürt meselesiyle direkt bağlantısı var Sayın Hoca'nın durumunun. Sayın Hoca'na tecrit uygulandığı zaman Kürt meselesinde de güvenlik politikaları devreye giriyor. İkisi birbiriyle bağlantılı. O açıdan da bütün toplumu ilgilendiriyor. Ne zaman ki tecrit ağırlaşıyorsa İmralı'da, biz biliyoruz ki Kürt meselesinde güvenlik politikaları gündemdedir. Yürütülmektedir ve savaş vardır. İnsanlar ölüyordur. Polisi, sivili, askeri, geylası hayatını kaybediyor. Bugün de yaşadığımız süreç böyle bir süreç. Özellikle Kürt halkının ve dostlarının Sayın Öcalan'a olan ilgisinin, sempatisinin devam ettiğini söyleyebiliriz. Bu eylemler bir kere bunu gösteriyorlar. Sayın Öcalan'ın hala hem Orta Doğu'da hem Kürdistan'da hem Türkiye'de önemli bir aktör olduğunu gösteriyor. Sayın Öcalan nasıl ki o tecrit koşullarında 23 yıldır Kürt halkı için, Kürt meselesinin barışçıl yollardan çözümü için direniyorsa dişiyle tırnağıyla, Kürt halkının da Sayın Öcalan'ı bu şekilde unutmadığını gösteriyor bu sahiplenme, bu eylemlikler. Ve aynı zamanda Kürt halkının ve dostlarının Kürt meselesinin demokratik barışçıl yollardan ne kadar, yani çözümünü ne kadar istediğini de gösteriyor. Barış istiyor halklarımız, bunu gösteriyor. Fakat ne yazık ki bu gösteriler, yapılmak isteyen yürüyüşler adeta böyle binlerce ordu denebilecek sayıda polis tarafından bastırılmaya çalışıldı, izin verilmedi. Oysa son derece doğal bir haktır bu da, gösteri ve yürüyüş hakkı. Hem yasalarda var, hem anayasada var, hem Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde var. Ama işte ne yazık ki bu işler böyledir. Yani o İmralı'da bahsettiğim hukuksuzluk meselesi, tecrit meselesi bütün topluma yayılıyor diyoruz ya. Yani İmralı'da yasalardaki, sözleşmelerdeki bazı haklar şu anda kısıtlanıyor ama toplumun da o örneklerde gördüğümüz gibi gösteri ve yürüyüş hakkı kısıtlanıyor. Ve bu sadece Kürtlerle de sınırlı kalmıyor artık. İnsanlar hiçbir konuda tepkilerini bile ortaya koyamıyorlar, sokağa çıkamıyorlar. En ufak bir talep için çıkıldığı zaman yani yüzlerce, binlerce polis toplanıyor. Kimse kendini ifade dahi edemiyor. Dolayısıyla bizim açımızdan son derece anlamlıydı o eylemler. Çünkü Sayın Öcalan'ın barış iradesi aslında sahipleniyor. Çözüm iradesi sahiplenilmiş oluyor o eylemlerle. Ama aynı şekilde şunu da gösteriyor, söylediğim gibi hükümetin, devleti temsil eden hükümetin daha doğrusu tavrı da Kürt meselesinde güvenlik politikalarının çözümsüzlüğün hala devrede olduğunu gösteriyor. Bu yüzden insanlar, sokağa çıkan insanlar, işte az önce söylediğimiz gibi gemlik yürüyüşte katılmak isteyen insanlar ya da işte komplonun döneminde sokağa çıkan insanlar aslında tecride karşıyken bir yandan da bu politikalara karşılar. Yani savaşa karşılar. Bu insanlar tecride karşılar çünkü barışı istiyorlar. Kürt meselesinin demokratik yollardan çözümünü istiyorlar. Çünkü insanların ölmesini istemiyorlar. Çünkü bu ülkenin müreffeh bir seviyeye gelmesini istiyorlar. Bu ülkenin ekonomik sorunlarının bitmesini istiyorlar. Çünkü şunu da biliyorlar, Kürt meselesi bu toplumun, Türkiye'nin en yapısal sorunudur. Ve Kürt meselesinin birçok neticesi vardır, sonucu vardır. Onlardan birisi de ekonominin bu halde olmasıdır. Çünkü hem somut olarak bu savaşa harcanan bir sürü para var. Her bir uçağın kalkışı, bir sortisi bile milyonlarca lira demek. Hem de Kürt meselesi çözülmediği için Türkiye demokratikleşemiyor ve uluslararası yatırımlar da yapılmıyor ülkeye. Daha birçok sebebi var ve birçok sonucu var.
Bu yüzden bütün bu anlattığım sebeplerden artık bu politikalara son verilmesi gerekiyor ve İmralı'daki tecritin de artık kaldırılması gerekiyor. 2022 yılında tecritin görünürlüğü arttı. Hem Türkiye'de, hem Kürdistan'da, hem Orta Doğu'da, hem de Avrupa'da ve dünyanın birçok yerinde tecritin, yani tecritten kastım uygulanan bu büyük hukuksuzluğun, haksızlığın görünürlüğü arttı ve buna karşı çıkarılan ses de yükseldi, daha da yükseldi. Bizim açımızdan çok önemli ve değerli bir dayanışma vardı ve bunun böyle devam etmesi gerekiyor ve ben çok da uzun olmayan bir süre içerisinde kısa vadede bu dayanışmanın biraz daha büyümesiyle birlikte sonuç alacağımızı, bu tecridi kıracağımızı düşünüyorum, buna inanıyorum. 2023'te bu dayanışmayı eğer daha da büyütürsek tecridi aşacağımıza inanıyorum.